Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında geçmiş ümmetlere mucize gösterilmiş, bize niye gösterilmiyor? Böyle bir soruya yer vermeye çalışacağız, cevap bulmaya çalışacağız. Mucize nedir? Mucize, Allah-u Teala'nın peygamberlerinin eliyle göstermiş olduğu harika durumlardır. Sıra dışı olaylar. Ne gibi? Mesela Allah-u Teala Hazreti Musa'ya bir asa vermiş. Hazreti Musa elindeki asayla çok harika şeyleri yapabiliyor. O asayı yere bıraktığında yılan oluyor. Kızıldeniz'e vurduğunda Kızıldeniz ikiye ayrılıyor. Bir taşa vurduğunda taştan 12 çeşmeli bir musluk gibi oradan sular fışkırıyor. Bu bir mucizedir. Aynı zamanda bir ikramdır. Diyelim Hazreti Musa'nın kavmi susuz kalmışlar. Hazreti Musa taşa vurduğunda Allah'ın emriyle taştan 12 boy halindelermiş onlar. Her bir boya ayrı bir çeşme gibi 12 ayrı yerden su çıkıyor. Bu hem bir ikramdır, taraf-ı ilahiden onlara bir ikramdır, hem de aynı zamanda imanlarını artıran bir mucizedir. Öte yandan mesela Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam parmaklarından su çıkması, bir elinin işaretiyle ayı ikiye bölmesi, son ayın tekrar birleşmesi, yerden almış olduğu bir avuç toprağı düşmana attığında her birinin gözüne isabet etmesi, bu gibi çok mucizeleri var. Kitaplara baktığımızda 1000 kadar Peygamberimizin böyle mucizesinden söz ediliyor. Peki onlara o zaman mucize gösterilmiş, bize niye mucize gösterilmiyor? Bize de mucize gösterilsin, imanımız artsın diyenler çıkabilir. Ben bunu şöyle ifade edeyim. Mucize harika olay, sıra dışı olay anlamında ve Kur'an-ı Kerim'de doğrudan mucize ifadesiyle de geçmez. Ayet dediğimiz o ifadeyle geçer. Ve şuna nazarı dikkatler celbedilir. Allah-u Teala aslında daima ayetlerini gösteriyor. Allah-u Teala daima mucize üstüne gösteriyor. Ama bu gören gözler için, anlayan akıllar için. Ne gibi? Diyelim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayvanlarla konuşmuş. Hayvanların konuşması mucize olduğu gibi aslında konuşmamaları da bir mucizedir. Neden? Hayvanlar bizimle konuşmaya çalışsalar çok ızdırap duyabilirdik. Bir insan diyelim gece evine doğru gidiyor. Gece evine giderken kenarda duran bir köpek onunla konuşmaya başlasa o insan akli dengelerini de kaçırabilir öyle bir vaziyette. Demek ki onların konuşması mucize olduğu gibi normal bu şekilde olmaları da aslında bir mucizedir. Öte yandan mesela bir hayat mucizesi, bu kavramı ele almaya çalışalım. Allah-u Teala hayat mucizesini bize devamlı gösteriyor. Hayat bir mucizedir. Yani bütün insanlar bir araya gelseler, toplansalar bir tek sineği bile yaratamazlar. Kur'an-ı Kerim bunu sarahaten açık bir şekilde bildiriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ Allah'tan başka bütün taptığınız şeyleri çağırsanız bir sineği bile yaratamazsınız. Kur'an-ı Kerim böyle ifade ediyor. Demek ki o sinek bir mucizedir. Peki nasıl bir mucize? İnsanlar uçak yapabilir. Bu uçaklarla uzun mesafelere kısa bir zamanda gidebilirler. Bu insanlar eliyle gerçekleştirilen önemli bir olaydır. Ama insanlar sinek küçüklüğünde bir uçak meydana getiremezler. Ve insanların yaptığı uçakla Allah'ın doğrudan yaratmış olduğu sinek kıyas edilecek olursa insanların uçağı sanat itibariyle sineğin yanında çok basit kalır. Söz gelimi sinek her türlü yere konabilir. Sinek her türlü gıdadan kendi ihtiyacını görebilir. Ve sinek çok muazzam bir manevra kabiliyetine sahiptir. Ama uçaklar hantaldır ve o kadar manevra kabiliyetine sahip değildir. Her yere konamazlar. Dolayısıyla bizler şu alemdeki varlıkları incelerken, onları seyrederken sineği bir mucize olarak görebiliriz. Arıyı bir mucize olarak görebiliriz. Mesela annemiz reçel yapar, arı ise bal yapar. Arının yapmış olduğu bal tümüyle şifadır. Ama annemizin yaptığı reçel hiçbir zaman kalite itibariyle arının yapmış olduğu bala erişemez. Buradan şunu görmekteyiz. Demek ki o küçücük canlı aslında bir mucizedir.
Allah-u Teala'nın bir kudret mucizesidir. Ve o harika bir bal makinesi durumundadır. Alemdeki diğer varlıklara da bu şekilde baktığımızda bunların tamamını birer mucize şeklinde görebiliriz. İnsanlar uçmazdan önce kuşlar uçuyordu. İnsanlar yüzmeyi bilmezden önce denizdeki balıklar yine yüzüyorlardı. Demek ki bütün bunlar harika bir şekilde tanzim edilmiş, harika dizayn edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyurmakta. Göklerde ve yerde nice ayet vardır ki insanlar bunlara uğrar fakat yüz çevirir giderler. Ve keyyin min ayetin semavat vel ard yemurrun aleyha ve hum anha muridun. Yusuf suresinin sonunda geçen bu ayet, son sayfada geçen bu ayet bize şunu gösteriyor. Aslında yeryüzü mucizelerle dolu. Gökyüzü mucizelerle dolu. Ama okuma bilmeyen bir insan bir kitaba baktığında bir mana anlamadığı gibi kafir olan insanlar bu ilahi ayetleri görüyorlar, harika şeyleri görüyorlar fakat iltifat etmeyip geçip gidiyorlar. Bir başka ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Senurihim ayatina fil afak ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehul hak. Biz onlara ayetlerimizi hem dış alemde hem de kendi nefislerinde göstereceğiz ta ki hak kendilerine tebeyyün edecek. Belki ayetin mealinden bundan muradın ne olduğunu anlamak hemen bir anda kolay olmayabilir. Ayet bize şunu anlatıyor. Allah-u Teala insanlara ilahi ayetlerini gösterecek ve gösteriyor zaten. Ama ilmi gelişmelerle Allah-u Teala'nın sanatı çok daha harika bir şekilde ortaya çıkacak. Ve insanlar bunun ne kadar harika bir mucize olduğunu ilmen görecekler. İlim gözüyle görecekler. Ne gibi? Mesela bir zamanlar mikroskoplar yoktu ve insanlar mikro dünyayı, şu anda gözle görülmeyen o dünyayı göremiyorlardı. Ama ne zaman ki insanlar mikroskobu buldular ve böylece hücrenin farkına vardılar. Baktılar ki bütün canlılar hücrelerden meydana geliyor. Ama ilk yapılan mikroskoplar belki 500 defa, 1000 defa o kadar büyütebiliyorlardı. Ve o zaman hücre çok basit bir şey zannediliyordu. Fakat ardından ilim gelişti, elektron mikroskoplar bulundu, 1 milyondan daha fazla büyütebilen mikroskoplar keşfedildi. Ve bunun neticesinde insanın hücresine veya bir bitkinin hücresine veya bir hayvanın hücresine baktığımızda orayı adeta bir alem olarak görüyoruz. Her bir hücre bir kimya laboratuvarı gibi ve bir fabrika gibi harıl harıl orada faaliyet var. İnsanlar daha önce bunun farkında değildi. İnsanlar oradaki ilahi ayetleri daha önce göremiyorlardı. Ama artık şimdi görüyorlar. Dolayısıyla işte onlara ayetlerimizi hem kendilerinde hem de afakta göstereceğiz derken Cenab-ı Hak ilahi sanatın ortaya çıkacağını, ilmen bu işlerdeki mükemmelliğin ortaya çıkacağını göstermiş oluyor. Ve böylece insanlar Cenab-ı Hakk'ın mucizeleriyle karşı karşıya geliyorlar. Bundan belki 20-30 yıl öncesine kadar denizler dünyası hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değildik. Halbuki dünyanın 1/3'ü sularla kaplı. Ve yeryüzündeki hayat sadece yüzeyde olan bir hayattır. Ama denizlerdeki hayat denizin yüzeyinde olan bir hayat değil. Ta 10 bin metre derinliğe kadar bir derinlik olduğu düşünülürse denizin pek çok tabakalarında değişik değişik canlılar var. Ve her tabakada canlılar var. İrili ufaklı, hamsiden balinaya kadar varlıklar var. Biz bunların ne derece harika olduğunun pek de farkında değildik. Hatta o alemi pek de bilmiyorduk. Ama artık günümüzde televizyonlarla, yapılan belgesel programlarıyla denizler dünyasının sırlarını bir derece görebiliyoruz. Oradaki balinaların hayatını, yunusların hayatını, daha diğer mercan kayalarındaki hayatı ve daha neler neler varsa bunlar artık bir derece gözümüzün önünde ve böylece bizler yeni yeni mucizelerle, yeni yeni sanat harikalarıyla karşı karşıya kalmaktayız. Öte yandan astronomi ilmi. Astronomi ilmi gittikçe gelişiyor. Eskiden insanlar uzayı çıplak gözle gözlemleyebiliyorlardı. Çıplak gözle de gökyüzünde
böyle bulutsuz bir gecede, parlak bir gecede 50 bin civarında belki yıldız saymak mümkünmüş. Ama bugün artık teleskoplarla bakılıyor. Teleskoplarla bakılınca alemimiz genişliyor. Ve şunu söylüyor ilim adamları, diyorlar ki Samanyolu galaksisinde güneşimiz gibi 200 milyar kadar en azından yıldızlar var. Ve bütün alemde de Samanyolu galaksisi gibi en az 100 milyar olduğu tahmin edilen galaksiler, yani yıldızlar topluluğu bulunmakta. Böyle olunca demek ki Allah-u Teala bize ayetlerini şu anda da gösteriyor. İşte diyelim televizyonda gökyüzüyle alakalı bir belgesel seyrediyoruz. O belgeseli seyrederken önceki milletlerin görmediği şeyleri biz görmüş oluyoruz. Onlar gökyüzünü bizim gördüğümüz tarzda görmediler. Veya yine bir belgeselde mikropların dünyası bize anlatılıyor. Mikroorganizmalar bize anlatılıyor. Daha önceki insanlar bunları görmedi. Bizler ise şu anda bunları görebilmekteyiz. Ve insan vücudunu sadece örnek alarak konuşacak olursak, mesela kan bir zamanlar kırmızı bir sıvıydı sadece. Fakat şu anda biz kanı kırmızı bir sıvı olarak görmüyoruz. Kan da bir alemdir. Orada al yuvar, ak yuvar gibi değişik şeyler var. Ve burada çok muazzam şekilde faaliyetler olmakta. Adeta bir insanda ne gibi özellikler varsa kanına bakıldığında o özellikleri orada da görmek mümkün. Demek ki değerli izleyenlerim, biz aleme böyle bir nazarla bakacak olursak alemin ne kadar mükemmel olduğunu, ne kadar mucizelerle dolu olduğunu görmekteyiz. Bunu bir hatırayla noktalamak istiyorum. Yıllar öncesinde ateist bir toplulukla tartışmaya giren değerli bir zata, onlar demişler ki biz İslamiyet'e muhalifiz. İşte özel olarak sorular hazırladık. 40-50 tane soru hazırladık. Eğer bu sorulara doğru dürüst cevap verebilirseniz İslam'ı kabul edebiliriz. Ama eğer veremezseniz biz zaten İslam'a karşıyız. Karşı olmaya da devam edeceğiz. O zat da buyurun diyor, sorularınızı sorabilirsiniz. Hazırlamış oldukları birinci soru şuymuş. Önceki milletlere işte mucizeler gösterilmiş. Siz de bize mucize gösterin, biz de size inanalım. Bunun üzerine o zat diyor ki, sizler diyor bana Allah'ın mülkünde mucize olmayan bir şey, harika olmayan bir şey gösterin. O zaman ben size inanayım, ben de sizinle beraber olayım. Ve yumurtayı örnek veriyor. Yumurta mucize değil mi? Elbette bir mucize. Öyle bir mucize ki bütün insanlar bir araya toplansalar, bütün o ilmi teknolojiyle, gelişmeyle beraber insanların bir yumurta meydana getirebilmeleri mümkün değildir. Diyelim şeklen yumurta yaptık. Yapabiliriz. Çok da zor değildir. Ama o yumurtanın içinde, sarısının da içinde ukde-i hayatiye denilen bir bölüm var. Hayat düğümü. O hayat düğümünü insanların koyabilmesi mümkün değil. Yani o yumurtaya hayat verebilmeleri mümkün değil. Bu şekilde baktığımızda hayat Cenab-ı Hakk'ın taklit kabul edilmez bir mührü, bir imzası durumunda. Bu manaları o zat böyle nazara veriyor ve diyor ki siz bana mucize olmayan bir şey gösterin, o zaman ben size inanayım. Onlar verilen bu cevabın güzelliği karşısında diyorlar ki diğer sorularımıza lüzum kalmadı, bu bile bizim için yeter ve dönüş yapıyorlar. Küfürden imana dönüş gerçekleşiyor. İşte değerli izleyenlerim, bizler bugünkü hayatımızda bu nazarla bakabilecek olursak, bu bakış tarzıyla bakabilecek olursak, alemin her tarafını mucizelerle dolu olarak görürüz. Bu farklı bir boyuttur. Nasıl ki iki boyutlu resimler vardı. O iki boyutlu resimlerin hepimizin gördüğü, bildiği türden resimler. Bir de üç boyutlu resimler çıktı. O üç boyutlu resimlere bakıyorsunuz. Önce bazı çizgiler ve renkler var ama birden farklı bir boyuta geçiyorsunuz. O zaman derinlik de kazanıyor. O derinlikle beraber orada yeni yeni şeyler kendini gösteriyor. Adeta alem bunun gibi. Sadece 3 boyutlu değil, belki 4 boyutlu, 5 boyutlu, belki daha fazla boyutlar var. İşte bizler günlük hayatın meşguliyetleri arasından sıyrılıp farklı bir bakışı, Kur'ani bir bakışı, imani bir bakışı
yakalayabilecek olursak şu alemi şu anda gördüğümüzden çok daha farklı şekilde görebiliriz. Ve o zaman şu alemi baştan sona mucizelerle dolu olarak görürüz. Dolayısıyla ayrıca diğer türlü mucize beklentisi söz konusu olmaz. Ve buna lüzum da yoktur. Zaten Allah-u Teala ayetlerini, mucizelerini daima göstermektedir. Bir başka programda görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.